Arkadaşlar merhabalar, 50 günde TTIT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 25. günün ikinci dersine. Bugünün son dersindeyiz. Yamuğu bitiriyoruz. Yamukta alanda kalmıştık ve yamukta alanın alan özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen kitabımıza şöyle açıyoruz ve bakıyoruz sayfa numarası kaçta kaldık. Onu bir bulabilirsek söyleyeceğiz. Yamukta alanda en son 150. sayfayı yapmıştık. Şimdi alan özellikleri derken 151 ve 152 yapacağız ve yamuğu bitireceğiz. O zaman haydi derse başlayalım. Şimdi yamukta alan özellikleri. Üçgendeki ve daha önce bildiğimiz şeyler aslında. Burada bir hatırlatma yapacağız ve üçgenden de zaten sen bunları da çıkartabilirsin. Birinci özelliğimiz şu. Yamukta daha önce paralel kenarda da söylemiştim. Çünkü bu tekniği kullanmıştık. Çünkü iki tane üçgen var burada ve paralel doğrular olduğu için yüksekleri aynı olan üçgen değil mi bunlar? Evet. Yüksekleri aynı olan üçgenlerde ne diyorduk? Alanlar oranı tabanlarla doğru orantılıydı. Ya da tam tersi, tabanlar oranı alanlarıyla doğru orantılıydı. Yani alanlar oranı bak DC ve AB kenarıyla doğru orantılıymış. Yani şuraya ben 2K atıyorum. Buraya da 7K dersem. 2K'da kalan 2A ise 7K'da kalan 7A diyebiliriz. Alanda ters düz üçgenlerde. Sebebi yükseklerin aynı olmasından dolayı. Tamam. İlk özelliğimiz daha önce vermiştik. Geldik ikinci özelliğimize. Hocam ikinci özelliğimiz de şu. Ya bunu niye veriyorum? Aslında vermesem de olur. Ama ben sana ispat tekniğini göstereceğim. Soruda da ispat tekniğiyle çözümünü yapacağım. Bu bilmiyorum. Ben böyle özelliği görünce direkt aklımda kaldığı için herhalde veriyorum bu özelliği de. Aslında özelliği bilmenize de gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Bir yamuk çizildiğinde ve yamukta herhangi bir paralel doğru çizildiğinde böyle. Burada alanlar böyle S1 ve S2 alan oluşuyor ya. S1 ve S2 alanın alanları oranı ne oluyor biliyor musun? Şuradaki alt taban ve üst tabanın kareleri farklarını oranlayacaksın. Mesela S1'i içeren x kare eksi a kare, S2'yi içeren de c kare eksi x kare oluyor. Bak x kare eksi a kare ek bölü c kare eksi x kare S1 bölü S2 eşitmiş. Sebebi nasıl oluyor hocam diye soracak olursan biraz sonra bunun sorusunda sana söyleyeceğim zaten. İspatıyla yapacağım daha doğrusu çözümü. Yani tamamıyla üçgen bilgisiyle yapacağız. Tamam, geldik şuraya. Bu önemli ama bunu bilseniz iyi olur. Çünkü bazı buna özel sorular yazılabiliyor ve aradan kaçabiliyor. Hani paralel kenarda şöyle bir özellik vermiştik ya. Böyle 5 yıldızlı alan özelliği. Bu tüm alanın yarısıydı. Ama buradaki oranlamalar fark etmiyordu. Burada da arkadaşım şu şekilde olduğu zaman tam orta noktada böldüğü zaman buradaki alan tüm alanın yarısı oluyor. Hatta burası tüm alanın yarısı ya. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı olur. Yani burası A alanı, burası B alanıysa buradaki alan da A artı B alanı olur diyebiliriz. Hocam bunun ispatını yapabilir misiniz? Tabii ki yaparım. Çünkü ispat tekniği burada önemli. Burada sadece buradaki oranlamalar eşit olduğunda yarısı oluyor. Burada oranlama olmadığı zaman da alan dağıtmayla sonuca ulaşacağız. Alan dağıtmayla göstereceğiz. Şimdi burada ispatı yapacağız. Beraber yapalım. Şuradaki oran var ya. Oran varsa ne vardır? Benzerlik vardır. Zaten alanlar oranı isteniliyor ya bizden. Alanla ilgili bir şey isteniliyor. Alanla ilgili bir şey isteniliyorsa tabanlardaki tüm oranlamaları bulayım ki alanları da oranlayabileyim. Tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alanı dağıtacağız çünkü. Bak şimdi dikkat. Arkadaş şuraya baktığımız zaman ben bunu gördüğüm zaman içeri doğru paralel çizerim ama kelebek oluşmadı. Orta taban oluştu. Sadece A artı C bölü 2'yi yazabilirim buraya. Bir işime yaramadım. Farklı yerlerde oran bulamıyorum. Ne yapacağız o zaman? Buradakini dışarıya doğru uzatabiliriz böyle. Dışarı doğru uzatıp kelebek benzerliği oluşturabiliriz. Kelebek benzerliği oluştu mu? Oluştu. Hocam şu kelebeğe bakacak olursak kelebekteki oran birebir değil mi? Evet. Çift çizgiye çift çizgi olduğu için yukarıdan aşağıya kelebekteki oran birebir. Yani burası A ise burası A olur. Burası B ise burası da B olur mu? Olur. Hatta birebir olduğu için 1 bölü 1'in karesi de yine 1 yapıyor. Alanlar oranı da birebir. Şimdi oranlamaları da bulduk. Alan dağıtabiliriz. Hadi bakalım alan dağıtalım. Hocam A'da kalan A ise ben burayı bilmiyorum. Şuraya da ne diyeyim? B diyeyim o zaman. Şu alana da B diyeyim. Sonra ne yapacağız? Bak burada B'leri boşu boşuna bulmadık. Oo, B'deki alan tepe noktası A'ya bak. Şu üçgenin alanı A artı B. B'deki alan burada da A artı B yapmaz mı? Yapar. Ben biraz önce ne dedim zaten? Biraz önce şunu dedim sana. Hocam şu alan tüm alanın yarısıdır. Hatta şu alan A alanı. Bu alan B alanıysa o zaman ne olacak burada? Burası A artı B yarısı. Yani bu şu alan yarısıysa geri kalanlar da yarısıdır. Yani buraya A, buraya B dersen burası da A artı B çıkar. Gerçekten de tüm alanın nesi oldu? Yarısı oldu. Tüm alan 2 artı 2 B çünkü burası da A artı B olduğundan yarısı oldu. Tamam, yarısını bilelim ama farklı oran geldiği zaman da ispat tekniğiyle böyle sorunun çözümüne de ulaşabileceğinizin farkında olun. Şimdi hocam başka bir şey söyleyebilir misiniz burada? Evet, biraz abartalım istersen. Şöyle bir yamuk varsa elimde. Ondan sonra şurada şöyle oranlama tam tersinde yapayım bu sefer. Şöyle
geldin mesela. Şöyle geldin mesela. E buradakiler eşitse, atıyorum burası 2K, burası da 5K'ysa. Bununla ilgili bir yorum yapabilir misin? Evet yapabilirim. Arkadaş buradan bir yükseklik çizsen. Buradan da bir 2K tabanına ait yükseklik çizsen. Hocam kelebek oluştu burada. Kelebekteki oran birebir. E şunlar birbirine eşit. E yüksekleri eşit oldu. Bak şu 5K tabanına ait yükseklik çizgi 2K tabanına ait yükseklik çizgi oldu. Yüksekleri aynı olduğu için o zaman ne diyeceğiz? 2K'daki alan 2A'ysa 5K'daki alana 5A diyebiliriz. E hocam burası da tüm alanın yarısıydı. E o zaman buradaki alanda ne olacak? 7A olacak diyebiliriz. Yani ekstra özelliğinde bir üst level attırdık burada. Özelliğe bir üst level attırdık. Burada oranlamalar olduğu zaman şu üçgenlerin alanını da o oranlamaya göre yazabiliriz. Yalnız şu şartla. Şunlar eşit olması şartıyla. Burada farklı oran olduğunda biraz önceki ispat tekniğiyle yine alan dağıtarak sonuca ulaşacağız. Ha ispat tekniğiyle de ben burada şey yaptım. Şunu şöyle uzatıp ispat tekniğiyle de yine aynı alanlara ulaşabilirsin. Bu da aklında bulunsun. Tamam dostum. Evet burayı da bulduk. Geldik bir sonraki alan özelliğine. Bu alan özelliği de önemli yine. Bak bir üsttekini ve şuradakini bilmek lazım gerçekten. Şimdi yamukta köşegenler çizildiği zaman yanaklar birbirine eşit oluyor. S1 alanı ile S2 alanı birbirine eşit oluyor. Bunun sebebi ne? Hocam bunun sebebi şu. Mesela şurası A, burası B ise burası A'nın K katı, burası da B'nin K katı mıdır? Evet. A'daki alan A alanı diyecek olursam B'deki alan da B alanı mı olur? Evet. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Hocam AK'daki A alanıysa o zaman BK'daki de B alanı olmaz mı? Alan dağıtarak geliyor zaten bu. Yani gerçekten şu yanaklar birbirine eşit oldu mu? Oldu. AK'daki A katıysa o zaman BK'daki de B katı olacak. Bak K'ya bölüp A ile çarpmışım büyük. Burada da K'ya bölüp B ile çarpacağım o zaman. Bu kadar. Anlaştık. O şekilde yaptık. Çünkü A'daki alan A ya. Ya şöyle de diyebiliriz. A bölü B alanlar oranı eşit. AK bölü BK da alanlar oranı eşit. Buraya X deyince oradan da yine sonuca ulaşabiliriz. Evet özellikler bu kadar. Şimdi ne yapalım? Öğrenme alanında bu işi iyice öğrenelim mi? Gel öğrenelim bakalım. Öğrenme alanında şuradan başlıyoruz. Bir kere oranlamalar var. Üçgendeki alan dağıtmayı yapacağız. Hocam şöyle büyüteyim istersen. Arkadaş çift çizgideki alan 10'sa çift çizgideki alan nedir? 10'dur hocam. E sonra burada 5K var, burada 2K var. Aa o zaman burada ne diyeceğiz? Hocam şurası 5K'daki alan 20. 2K'daki alan kaç yapar o zaman? Bak dikkat et şimdi. Tekrar söylüyorum. 5K'daki alan 20 ise 4 katı var burada. 2K'daki alan 4 katı 8 olur. Yamuğun alanı o zaman kaç yapar? Toplayacak olursak 28 yapar. A şıkkını 28 bulduk. Geldik B şıkkına. Şimdi burada direkt arkadaş şu ortaban çizgisi değil mi? Evet. Yani oradaki oranlamayı bulabiliriz. Yamuktaki ortabandan dolayı burası ne çıktı? 2K çıktı. S1 bölü S2 isteniyor. Normalde kareleri farkı bölü kareleri farkı yani 3K'nın karesi ve 2K'nın karesi farkı deyince direkt alanlar oranı çıkıyor. Bak formülü yazayım buraya. Formülü şu yan tarafa yazıyorum hatta. Görünüyor mu? Görünüyor. Formül diyorum buraya. S1 bölü S2 neye eşit? Hocam şunların kareleri farkı. 4K kare eksi K kare bölü şu S2'deki bu 3 ve 2. 9K kare eksi 4K kare. Yani S1 bölü S2 buradan ne geldi o zaman? 3K kare bölü 5K kare geldi. K kareler gitti. O zaman cevap kaç olacak? 3 bölü 5 olacak. S1 bölü S2. Buradan geldi. Doğru. Bir sıkıntı var mı? Yok. Ama formülsüz nasıl yapabiliriz hocam? Biz şimdi burada bir yamuk gördüğümüz zaman alanlar oranı isteniliyorsa. Hocam üçgen oluşturalım. Şöyle temel orantı yapalım ama S1'i parçalıyoruz. S2'yi parçalıyoruz. Bu bizi sıkıntıya sokar. Normalde yapmadığımız bir şey ama bazı sorularda da işimize yarayabiliyor. Hop dışarıya doğru üçgen oluşturalım şöyle. Dışarıya doğru üçgen oluşturduk arkadaşım. Oluşturunca şuraya baktığın zaman ne görüyorsun? Hocam buraya baktığım zaman 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. O zaman buradaki alanı A ise tüm alan 4A. Tüm alan 4A. S1'e ne kaldı o zaman? 3A kaldı. Burası 3A kaldı. Sonra şu büyük benzerliğe bakacak olursak. Şununla şunun benzerliğine bakacak olursak. K bölü 3K var. E o zaman 1 bölü 3'ün karesi de kaç yapar o zaman? 1 bölü 9 yapar. E o zaman burası A ise tüm alan 9A yapacak. Tüm alan 9A yapacak. E o zaman burada 4A'sı varsa buraya ne kaldı o zaman? 5A kaldı. E gerçekten S1 bölü S2 neye eşit oldu? S1'i 3A bulduk. S2'yi 5A bulduk. Cevap böylelikle 3 bölü 5 çıkar mı dostum? Çıkar. İşte ispatı bu. İspat tekniğiyle yapmak bu. Benzerlik alan ilişkisinden sonuca bu şekilde ulaşıyoruz. Ha hocam ben formül aklımda kaldı dersen eğer formülden yapabilirsin. Formül de kolay. Formülsüz de işte bu şekilde yapabiliyoruz. Sıkıştığımız zaman zaten üçgendeki ispat tekniklerini kullanıyoruz. Evet A şıkkını 28, B şıkkını da 3 bölü 5 bulduk. Geldik D, C şıkkına. Hocam C şıkkında benim dikkatimi şey çekti. Alan isteniliyor. Şimdi alt taban üst taban yok. E tabana ait yükseklik de yok. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşamam. E o zaman ben buradaki eşitliğe bakacağım. Alan dağıtabilir miyim? Dağıtamıyorum. E bir de yamukta şu eşitlik olduğu zaman neye dikkat edecektik? Hocam yarısı olması hikayesine. Yani şöyle üçgen oluşturduğun zaman oluşturuyorum. Bak şimdi şu üçgeni oluşturdum. Hocam bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Tüm alanın yarısıdır. O zaman bu alanı bulabilir miyim? Ha sen bu üçgeni şu
şu mantıkla da oluşturabilirim. Hocam ben şuraya baktım. Ne var burada? 5 var. Burada 1 var. Burada 4 var. Aa, 6 tabanına ait yükseklik var. Üçgen alanı bulabilirim. O yüzden böyle bir üçgen oluşturayım da diyebilirdin aslında. Ama ben nereden gittim? Şu eşitlik var. Ben bu alanın yarısı olduğunu biliyorum. O mantıktan gittim. Taban 6. 6 çarpı 4 bölü 2. Kaç yapıyor? 24 bölü 2'den 12 yaptı. Bu alan 12 oldu. Alan ABCD de 12'nin 2 katı olur. Çünkü bu yarısı. Cevap kaç olacaktır o zaman? 24 olacaktır gençler. Evet, soru işareti koydum. Çünkü niye? Böyle titizliğim var ya. Buradaki A kaybolmuş ya. O yüzden böyle A'yı düzelteceğim arkadaşlar. O yüzden soru işareti koydum. Neyse, cevap 24 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda taralı alan nedir diye soruluyor. Allah Allah. Bu ne ya? Ne yapacağız hocam burada? Ya bu dörtgenin alanını direkt bulamıyorum. E o zaman şöyle bir hop şunu çizecek olursam. İki tane yamuk oldu mu burada? Oldu. Hocam bir buradaki yamuk, bir de buradaki yamuk. Bak sen şu işe. Şuradaki yamukta yanaklar birbirine eşit değil miydi? Evet. 1 ise bu alan 1'dir. E hocam şuradaki yamukta yanaklar birbirine eşit değil mi? Evet. 2 ise bu yanak, diğer yanak da 2'dir. E o zaman toplam taralı alan kaç yaptı? 3 yaptı. Yani cevap böylelikle 3 oldu dostum. D şıkkında 3 bulduk. Öğrenme alanı 6'ydı. Hallettik. İşi öğrendik mi? Öğrendik. E o zaman hadi gel bakalım sorulara başlıyoruz. Şimdi aşağıdaki şekilde BDC üçgenin alanı yamuğun alanının 7'de 3'üdür. Yani BDC üçgenin alanına ben 3A dersem 7'de 3'ü ya tüm alan. Tüm alan 7A olacak. O zaman buraya kaç A kaldı? 4A kaldı. Hocam burada alanlar oranı var. Şöyle bakacak olursak şu üçgenle şu üçgen ters düz üçgen. Tabanları şöyle şöyle. E o zaman hocam alanlardaki oran tabandaki orana eşitti. Alandaki oran 3 bölü 4 değil mi? Evet. Şuraya A dersem 3 bölü 4 alandaki oran, tabandaki oranda 6 bölü A değil midir? Evet. Yani böyle de diyebilirsin. 3A'da 6 varsa 4A'da 8 var diyebilirsin. Ya da direkt buradan cevaba 8 diye de ulaşabilirsin. A'yı 8 bulduk. E sonra ne yapacağız? E dik yamuk hocam. Dik yamukta bir uzunluk isteniliyor. Ne yapıyoruz dik yamuktaki uzunlukta? Hop dikdörtgen çiziyoruz kardeş. Çizdik. X ise dikdörtgenden X, 6 ise yukarısı aşağısı 6. 2 kaldı buraya. Yap Pisagor'unu. X kare buradan neye eşit? 6'nın karesi eksi 2'nin karesi. 36'dan 4 çıktı. 32 yapar. X de böylelikle kök 32 olur. Bu da 16 çarpı 2 olduğundan cevap 4 kök 2 çıkar mı? Çıkar. Evet 38. soruyu böylelikle 4 kök 2 olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hocam oranlama var. Bir de alanlar oranı verir. Ya buradaki eşitlikten dolayı belki şunu kullanabilirsin. Bu alan tüm alanın yarısını kullanabilirsin. Ama aklına gelmeyebilir. Direkt sen bu soruyu gördüğün zaman büyük ihtimalle oranlama var ya. Alanda da oranlama var ya. Büyük ihtimal alan dağıtımı yapacaksın. Alan ACD'yi bana 2 vermişken alan ABC'de 5 verilmiş. He. Şuradaki alan 2, buradaki alan 5 ise alanlardaki oran bu ters düz üçgenlerdeki tabanlardaki orana eşit değil midir? Evet. Yani aslında burası nedir? 2K, burası da 5K diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Burası 2A, burası 5A verilmiş. Alanlar oranı tabanlar oranına eşit. O yüzden burası 2K, burası 5K oldu. Şimdi şekilde gösteremiyorum karışacak diye. O yüzden böyle gösterdik. Tamam. Şuradaki 2A'yı kullandık. Soruyu çözmek istiyorsak her verilen bilgiyi kullanmak zorunda. Arkadaş bu şekilde yaparsam alanın yarısından çıkmayacak gibi. Oran çünkü buradaki alanları böyle paylaştırmam lazım sanki. O yüzden böyle EC uzunluğu isteniyor zaten bizden. EC uzunluğu. Oranlamalar var. Bak alanlar oranından buradaki oranlamaları buldum. Benden şuradaki uzunluk isteniyor. Yani oran lazım bana. Alan lazım değil artık. E ne yapacağız? Oranlamayı kullanacağız kardeşim. Şuradaki oranlamayı nasıl kullanırız? Hocam buradaki oranlamayı ya dışa doğru kelebek oluşturarak ya da bizim sevdiğimiz içe doğru. İçe doğru çizdiğinde kelebek oluşuyor mu? Oluşuyor. Kelebekteki oran yok hocam. Ama hocam bir de buradaki eşitleri kullanmak lazım. Bu eşitlere şöyle bir baktığımız zaman temel orantı var. Hatta eşitlik var. Orta taban var burada. Ya da 1 bölü 2'den dolayı 1 bölü 2 burası K yaptır. E şimdi kelebekteki oran bak bu doğruya yoğunlaşacağım. Çünkü benden buradaki uzunluk isteniyor. O zaman kelebekte ben oraya bakacağım. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1'e 5. E o zaman burada da 1'e 5 yazayım. Yani burası A iken aslında burası 5A. Sonra hocam bu orta taban çizgisiydi. Şunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Şunlar da birbirine eşit olacak o zaman. E o zaman burası 6A ise burası da 6A yapar. Şimdi dikkat et. 5A'yı bize 4 vermiş. 5A 4 olmuş. A'yı buradan 4 bölü 5 bulurum. Benden ne isteniyor? 6A mı? Hayır. Ne isteniyor? EC uzunluğu. Bak toplamda 7A isteniyor. 7 çarpı 4 bölü 5 yapar. 28 bölü 5 yapar cevap. Ha 28 bölü 5 aynı zamanda paydayı böyle onunla da çarparak virgüllü de yazabiliriz. Aynı zamanda o şekilde yazmış cevap anahtarında. Ben de o yüzden o şekilde düzenleyeyim. O yüzden cevap anahtarına baktım. 2 ile genişletecek olursak 56 bölü 10 yapar. Dolayısıyla cevap 5,6 yapar. Yani örnek 42'de böylelikle örnek 42 derken örnek 39'da böylelikle 5,6 olarak bulduk. Tamamıyla ne sorusu? Benzerlik sorusuydu. Ama şuradaki alanlar oranından şurayı yazmam gerekiyordu sadece soruda. Bak verilen bilgiyi kullan. Geldik 40. soruya. ABCD yamuk ve şurada oran
anlamalar verilmiş. Hemen oranlamaları yazalım. EB'nin uzunluğu K iken CE uzunluğu 2K verilmiş. 2K'yı yazdım. Sonra burada bak burası 5B iken burası da 2B olarak verilmiş. Hemen buraya 2B, buraya 5B yazdım. Sonra buraya K iken buraya da 2K'yı yazdım. Şimdi ne yapacağız? Hocam bu tüm alanın yarısı mı? Değil. Dikkat. Eşitlik yok burada. Eşitlik olsaydı yarısı olacaktı. O zaman ne yapacağız? Buradaki mantığımız şu olacak. İspat tekniğiyle yapacağız. Oranlamalar varsa paralel çizip bir şey yapacağız. Paralel çizelim oranlamanın olduğu yerden. Hop şöyle çizsem. Kelebek benzerliği oluşmadı. O yüzden dışarıya doğru çizeceğiz. Dışarıya doğru çizdiğimiz zaman kelebek benzerliği çıktı mı? Karşımıza çıktı. Kelebekteki oran yukarıdan aşağıya kaça kaç? Hocam 2'ye 1. 2K'ya K olduğundan dolayı. Değil mi? O zaman yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran varsa. O zaman burası 2B ise burası B mi olacak? Evet. B'yi de yazdık. O zaman burası da 2C ise şuraya da şöyle bir C'yi yazalım. A'yı niye yazmadıysam. Neyse. Devam edelim. Aa hocam kelebekteki oran 2'ye 1 ya. O zaman bu alan 8 ise burası 4'tür diyenler. Yapma öyle. Yapma kardeşim. Bak kelebek burası ya. Kelebek bir benzerliktir. Kelebek benzerliğinde 2 bölü 1'in karesi nedir? 2 bölü 1'in karesi 4 bölü 1'dir hocam. O zaman benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit yani. O zaman burası 4A iken burası A olacak. 4A 8 ise A 2 oldu. Hadi alan dağıtalım. B'deki alandan 5B'deki alan dağıtalım. Tepe noktası E. B'deki alan 2 ise 5B'deki alan 2 katı 10 yapar. Sonra ne yapacağız? Hocam C'ye bakacağız. C'ye bakacağız. Tepe noktası da A mı yapıyor? Evet. C'deki alana baktığın zaman 2 değil. Dikkat. Bu tepe noktasına kadar geleceğiz. C'deki alan 12. O zaman 2C'deki alanda 24 mi yapar? Evet. 24 yapar. Bizden alan AD isteniyor. Yani X isteniyor. Cevap böylelikle 24 yaptı. Örnek 40 da. Gördüğünüz üzere bak ispat tekniklerini bilmenin de ne kadar önemli olduğunu görüyorsun değil mi? Evet. Cevap 24 yaptı. 40. soru. Geldik 41. soruya. Şimdi burada oranlamalar verilmiş. Hocam bunlar altta mı? 12'de birleşiyor galiba değil mi? O zaman buraya 2K, buraya 3K, buraya da 2K yazalım. Ali Bey uzunluğu 12'de birleşiyor. Pardon burası 4K olacak. Hemen yazdık. 2K, 3K ve 4K'yı yazdık. Burada formülü hatırlayan arkadaşlar şuradan yapabilir. Hocam kareleri farkı bölü kareleri farkı S1 bölü S2'yi verir diyebilir. Ama ben oradan yapmayacağım. Biliyorsun beni. Ne yapacağım? Hemen üçgene tamamlayacağım böyle. Bütünsel lazım. Çünkü bana burada kalanlar şuradaki benzerliğe bakacak olursam 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapar. O zaman burası 4A iken tamamı 9A olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 5A kaldı. Bak tamamı 9A buraya 5A. Sonra hocam 2 bölü 4 oran burada şu benzerliğe bakacak olursam şu benzerliğe bakacak olursam 2 bölü 4 oran var. Sadeleştireyim mi? Hayır. Çünkü buradaki alana 4A dedim ya 2'nin karesi lazım bana. Yani bu da 4 bölü 16 yaptı. O zaman bu alan 4A ise tüm alan 16A olacak. O zaman burada 4A, 5A, 9A'sı buradaysa buraya da 7A kaldı mı kaldı. Şimdi S1 artı S2'yi vermiş bize. Yani 12A mı yapıyor S1 artı S2? 48 ise A buradan 4 geldi. Benden S1 alan isteniyor. S1 alanında 5A olduğundan dolayı A yerine 4 yazarsam cevap 20 çıkar. Ha sen istersen şeyden de gidebilirsin dostum. Ezber. Şu formülden de gidebilirsin. Ama formüle gerek var mı? Bak formülsüz de yapılabildiğini gösterdim. Bilmen gerekenleri ben sana söylüyorum. Daha belki de burada göstermediğim onlarca formül var. Ama gerçekten gerek yok. Yani. Gerçekten. Güven bana o konuda. Zaten güveniyorsun da. Farkındayım. Hadi bakalım. Geldik 42. Oo hocam bu sefer kaçmaz. Bu tüm alanın yarısı. Burada da oran verilmiş. Hemen oradaki oranı da yazalım kardeşim. Burası 2K, burası 5K verilmiş. Hemen 2K'ya 5K'yı yazıyorum. Ama ben bu alanın yarısı olduğunu biliyorum. Peki buradaki üçgenlerde de alanlar nedir? Tabanlarla doğru orantıları. Yaptım ama ispatını bir daha yap. Şuradan bir yükseklik çizsen ya da buradan bir yükseklik çizsen. Bak kelebek oluştu. Kelebeklik oran birebir. 5K'daki ve 2K'daki yüksekler aynı oldu. Yüksekler aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılı. Ya da ispat tekniğiyle böyle uzatıp kelebekteki oran birebir dersin. Burası 2A dersin. O zaman bu 2K'da kalan 2A dersen 5K'da kalan 5A olur. Kelebekteki oran birebir ya. Birebir olduğu için burası da 2A olur. Gerçekten 2A 5A alanını bu şekilde ispatlamış oluruz. O zaman burada 5K'da kalana 5A ya da 5A demeyelim 5K'da kalan direkt 20 ise 4 katı tabanla doğru orantılı olacak. 2K'da kalan direkt 4 katı yine 8 olacak. O zaman şu alan ne olacak hocam? Bu alanda tüm alanın yarısıydı. Bu alan tüm alanın yarısıysa geri kalanlar da tüm alanın yarısıysa direkt burası da kaç yapar? İkisinin toplamı yapar. Yani 28 yapar. O zaman tüm alan kaç yapıyor? 28'den bir tane var. Çünkü 28 burada. 28 burada. Topla. Ya da şu yarısıydı zaten. 28'in 2 katı. 56 deriz. Geçeriz. Bir sonraki soruya. 43. soruya. ABCD yamuk ve şurada bir eşitlik verilmiş. Hocam kaçırmam. Bak bu tüm alanın yarısı. Bravo. O zaman şuradaki boşluğa A yazarsın. Hocam bu alan A artı 15 ise tüm alanın yarısıysa o zaman 2 katı tüm alanı verir bana. 2A artı 30 tüm alandır. Hocam şuraları boş
boş kaldı. O zaman buralara da değerler verelim. Buraya B yazarsam, buraya da C mi yazayım? Yazma. Değil mi öyle? Çünkü bak burada oranlama var. Tepe noktaları da aynı ya. Alanları böyle dağıtabilirsin. Yani çift çizgideki B artı 15 ise çift çizgideki B artı 15'tir diyebiliriz. Aa, bütün boşluklar doldu. Hocam bunların toplamı tüm alan değil midir? Evet, tüm alan şunların hepsinin toplamı. Aynı zamanda tüm alan bu değil miydi? Evet. O zaman tüm alan 2A artı 30 eşittir. Tüm alan şu B artı şunların hepsini toplayacağım. Şunların hepsini topladığın zaman hocam A'dan bir tane var. B'den iki tane var. Bir de 31 var. Yazalım. A'dan bir tane, B'den iki tane, bir de 31 var. O zaman buradan A alanı ne yapıyor? 2B artı 1'e eşit oluyor. E sonra ne yapacağım? Yazayım buraya. 2B artı 1 şeklinde yazayım. Aa hocam B var. 2B artı 1 var. 1 var, 15 var. Şu bir dörtgen. Dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşitti. Yani şunlar çarpımları birbirine eşit. Nereden geliyordu hocam bu? Ben bunu göstermiştim. Şuraya bir A, buraya B diyecek olursam. Tabanlar oranı bu tepe noktasına göre baktığım zaman alanlar oranına eşittir. A bölü B 1 bölü 2B artı 1'e eşittir. Aynı zamanda bu da buradaki tabanlar oranı bu tepe noktasına göre B ve 15 oranlamasına eşittir. İçler dışlar yaparsak 2B artı 1 ile B'nin çarpımı 15 ile 1'in çarpımına eşittir. Gerçekten de karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit oldu. Yani şu ikisinin çarpımı bu ikisinin çarpımı ispat tekniğinde kullanıp yapabilirsiniz tabii ki. Yazayım o zaman 2B artı 1 ile B'nin çarpımı eşittir. 15 ile 1'in çarpımı. Dur. Şunu şöyle dağıtıp böyle şey yapabilirim. Çarpanları ayırabilirim. 15'i öbür tarafa atıp. Ama istediğim 15'in çarpanı nedir? Hocam 1'e 15. Burada 1 yazarsam burası 15 olmuyor. Bir de 3'e 5 var. Hocam burada 3 yazarsam burası oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu sefer çarpanları yapacağım. Demek ki rasyonel bir sayı gelecek. Yani buradan 2B kare artı B 15'i öbür tarafa atıyorum. Yani eksi 15 eşit 0 yaptı. 2B'ye B şeklinde ayrıldı. Bu da 3'e 5 böyle yazarsam 5 kere 2 10 yapıyor. Artı B'ye ulaşmam lazım. 5'e 3 sanki böyle olacak. Evet 2 kere 3 6 ve 5'ten artı B'yi elde etmem lazım. Elde ediyorum. O zaman buraya artı buraya eksi dersem geliyor mu? Geliyor. Dikkat. 2 kere 3 6B eksi 5B artı B'yi veriyor. O zaman buradan devam edecek olursam. Buradan 2B eksi 5 çarpı B artı 3 yan yana olanları yazıyorum. Eşit 0. Şu eşit 0'sa B eksi 3 gelir. Ama B negatif bir alan olamaz. B eksi 3 olamaz. Ya da 2B eşittir. 2B eksi 5 eşittir. 0'dan 2B'yi de 5 buluruz. Bana 2B lazım zaten. 2B 5 ise şurası kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Ya da 2B 5 ise B yerine 5 bölü 2 yazıp yerine yazıp tüm alanları şöyle toplayabilirsin. Ama gerek kalmadı. 2B 5 buldum ya. 2B yerine 5 yazınca burası 6 yaptı. Hocam burası tüm alanın yarısıydı. Hemen şunun tüm alanın yarısı olmasını kullanayım ben. Boşuna öğrenmedik bunu değil mi? Yani burası kaç yaptı? 6. Burası kaç? 15. Yani şu alan toplamda kaç yaptı o zaman? 21 yaptı. Bak burası 21. O da tüm alanın yarısı ya. O zaman 21'in 2 katı 42 yapacaktır. Cevap. Evet, güzel bir soruydu. En azından şöyle bir dörtgenleri de hatırladık. Üçgende de alan dağıtımı da yaptık. Gerçekten hoş bir soruydu. Geldik 44. soruya. Neler verilmiş? Oranlamalar verilmiş. Hemen oranlamaları yazalım. 3K var. Burada da 2K var. Hemen yazıyoruz. EB'nin uzunluğu 2K. AE'nin uzunluğu 3K. Yazalım bakalım. Yazdıktan sonra oranlamalar var. Büyük ihtimalle alan dağıtımı yapacağım burada. Başka bir şeyler var mı burada? Yok. Sadece 8 ve 44 alanda verilmiş. Alan dağıtımı yapamıyorum çünkü şuradaki oranlamayı bilemiyorum. Buradaki yerden paralel çizemiyorum maalesef. Yan kenarda olsa paralel çizip alan dağıtımı, oranlamaları bulup alan dağıtımı yapıyordum ama tabanda verilmiş bu olan. Başka bir şey yapmalıyım. Yani şuradaki 8'i kullanmalıyım. 44'ü de kullanmalıyım. Ne yapabilirim mesela? Hop şunu şöyle çizersem. Aa hocam şurada bir yamuk oluştu. Yamukta ne oluyordu? Yanaklar birbirine eşit oluyordu. Yani buradaki alan 8 mi olacak? Yanaklar birbirine eşitliğinden 8'i yazdın. Hocam bunun tamamı 44'tü. 44'ten 8 çıkınca kaç kalıyor? 36 kalıyor galiba. Bu alanda 36 oldu. Aa şimdi oranlamayı kullanabilirim. Oranlamayı nasıl kullanabilirim? 3K'daki ve 2K'daki. 3K'daki alan kaç? 36. 12 katı. 2K'daki alan da 12 katı olacak ama tepe noktası buraya kadar. 12 katı 24 yapar. O zaman şu alan 24 olacak. 24'ten 8 çıkınca 24'ten 8 çıkınca kaç kalıyor? 16 mı kalıyor? Buraya o zaman 16 kaldı. Tamam. Sonra ne yapacağız? Hocam burada şu çıktı. Bir dörtgen var ya, karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit diyebiliriz. Bak 8 kere 8 64, 16 ile 4'ün çarpımı burayı 4 o şekilde bulabiliriz. Ya da şunu da diyebiliriz. Ya hocam buradaki alanlara bakar mısın? 8 var, 16 var. Tabanlar oranı tepe noktası da burası ya. Alanlar oranı 8 bölü 16 1 bölü 2 ise o zaman burası A iken burası 2A'dır. Şimdi alan tabandaki oran 1'e 2 iken 8 ise burası 2A'daki, A'daki de kaç yapar? 4 yapar da diyebiliriz. Bu şekilde alan dağıtımıyla da bulabiliriz. Karşılıklı alanlar çarpımı da zaten oradan geliyordu ispatta. Ama burada bunu yapmak daha kolay oldu mesela. Ya da
karşılıklı alanlar çarpımından da yapabilirsin. Sana kalmış. Alan ABCD isteniyor benden. E o zaman toplayacağım. Ne var elimde? 44 var. 8 var. Beyaz alanları da 16 ve 4 buldum. 44, 8, 16 ve 4. 44, 8 daha kaç yaptı? 52. 20 daha 72 yapıyor. Evet, cevaba böylelikle 72 olarak ulaşırız gençler. Tamamıyla güzel bir şey. Burada şu özelliği kullandık. Yanakların birbirine eşit olmasını kullandık. Bazı özel sorularda bu çıkabiliyor. Mesela şöyle özel sorular başka türlü çıkmaz dostlar. O yüzden buna da dikkat edin. Genelde alan özellikli gittik bu dersimizde ama özellik değil. Tamam, bilmemiz gereken özellikler var dedik ama genelde de üçgen bilgisini ya da paralel kenarda kullandığımız teknikleri gördüğünüz üzere genelde alanda kullandık. O zaman bitti mi? Bitti. Bittiyse ne yapıyoruz? En güzel kısma geliyoruz. Hocam sayfa 3'e geldik. Şafak sayramızı açtık. 25. güne geldik. Kalemimi şöyle bir ayarlayayım. Şöyle hemen şöyle tiki attık ama kırmızı kalemimi ayarlayacağım. Kalını ayarlamıştım. Şu tiki attık. Bitti. 25. gün bitti. Bakıyorum şurada. 25. gün burada da bitti. Ödeviniz var mı? Var tabii ki. Ödev ne? Sayfa numarası 128 ile 137. Kitap arkamda soru bankasının görselini görüyorsun. O kitapta 128 ve 137'yi ödev. Tamamıyla yamukla ilgili sorular var orada. Hocam haftalık programa bakalım. Haftalık programda da yamuğu bitirdik. 13. haftayı bitirmiş bulunuyorsunuz. Ödevleri de yaptıktan sonra aynı yamukla ilgili testler. Biraz önceki sayfa numarasını söyledim zaten şurada, hemen bakalım. 128 ile 137'yi yapınca sizler 13. haftayı da bitirmiş bulunacaksınız. Böylelikle 13'ü bitirdik. Geldik 14'e. Yani yolun yarısı bitti galiba değil mi gençler? 25. Evet, bitti. Haftalık programda da gittiğimiz zaman da zaten tam yarısını geçmiş oluyoruz böylelikle. Güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Dörtgenlerde bir sonraki günden sonra bitecek galiba. 2 günse. Çokgenler evet, 1 günmüş. Yok, 2 günmüş. 2 gün sonra dörtgenlerin tamamı bitmiş oluyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün, yani 26. günde çokgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.